Kaldırsana başını. Daha iyi değil mi? Teşekkür ederim. Ya Can Bey, son kez bir şey söyleyebilir miyim? Ondan sonra bir daha ağzımı açmayacağım. Siz şimdi böyle taşta toprakta yatıyorsunuz. Ben prensesler gibi burada yatıyorum. En azından şunu paylaşsak. Olur. Sevgili Osman, kadehimi senin şerefine kaldırıyorum bu gece. Bugünün kahramanı sensin arkadaşım. Yok ya, ne kahramanı? Ya oğlum, sen annemle Aysun'u nasıl ayırdın öyle ya? Yemin ediyorum böyle yekpare olmuşlardı. Özel tim gelse onları öyle ayıramazdı yani, o derece. Ya annenlerin de en son bir tutam kırmızı saç vardı. Vallahi benim ödüm patladı. Oy, ya. Neyse. Sizin annemle nişanlı olmadığınıza da ikna oldular sonunda. Ben biliyordum başımın belaya gireceğini. Ya güya sadece kampa gidecektim ve bitecekti. Bir televizyona çıkmadığımız kalmıştı, o da oldu. Ay Osman, kusura bakma ya. Vallahi kız arkadaşına da ne diyeceksin şimdi sen, yandın. Ne kız arkadaşı? Ya bir kız vardı ya hani bu ta Ataşehir'den sana et almaya gelen. Dükkanda seninle de takılıyordu falan böyle. Aylan mı, neydi adı? Siz onunla sevgili değil misiniz? Yok ya, benim kız arkadaşım falan yok. Ya benim gönlüm başkasında da o bunu daha bilmiyor. Oğlum neden gidip söylemiyorsun? Taş gibi çocuksun ya Osman. Aşk olsun, gidip konuşsana kızla. Konuşacağım. Yani konuşacağım da uzun zamandır doğru anı yakalayamıyorum. Et seviyor mu o da senin gibi? Sevecek. Yani inşallah sevecek. Evet, dur bakalım. Abi ben geldim. Oo, Buzlar Kraliçesi de buradaymış. Hayırdır? Ayhan gelir gelmez sevimsiz konuşmaya başlama lütfen. Ayrıca da bana Buzlar Kraliçesi deyip durmayın. Üf, tamam ya. Ne oluyor? Kim kimi seviyormuş? Bana da bir anlatın bakayım. Ya işler karıştı. Leyla bu gece burada kalacak. Bana bak. Bundan sonra benden habersiz gece gece hacker'a mekır'a gidersen vallahi külahları değişiriz. Bak son kez söylüyorum sana. Ya Allah Allah. Tek başıma değildim ki. CC de vardı. Ayrıca seni aramadın mı 2 dakikada bir ya? Rapor vermedin mi abi? Bana başkalarının yanında niye maçı maçı hareketler yapıyorsun? Tamam hadi git yatsın. Yatmıyorum. Ben neler yaşadım bugün ya? Benim anlatmam lazım. Öyle maceralar yaşadım ki. Bir atıştırmalık bir şeyler getiriyorum, çekirdek falan. Siz de bana anlatırsınız ne yaptığınızı. Anlat şu kızı ya. Günaydın. Günaydın. İyi misin? Gece hapşırıp durdum, burun çektim falan. Kamp hayatı yaramamış olabilir sana. İyiyim. Siz uyumadınız mı? Ben yok, pek uyumadım. Ama sıkıntı yaşamıyorum, iyi. Gidelim mi? Olur.
Teşekkürler. Sen tulumları falan toparla o zaman, ben çadırı kaldım. Tamam. Bak kızım, delirdin mi sabah sabah? Bir sakin olsun, uyandıracaksın kızı. Ya Allah Allah. Hayır, bu niye burada uyudu ki? Bir uyanıyorum sabah, ayağı buramda, buramda böyle. Böyle güne mi başlanır? Yani güne bayağı eksi puanla başladım yani. Bana bak, hadi ben burada uyuyakalmıştım diyelim. O da uyudu. Sen niye uyuyorsun ya burada? Kızı alıp götürsene önce, yatırsana benim yatağıma falan. Ha? İzleyebilmek için değil mi onu? Bravo ya, bir git. Gerçekten bravo ya abi ya, gerçekten. 20 yıldır anca izle, anca izle yani. Bir şey. Neydi bu geçen gün bizim beraber izlediğimiz belgesel var ya? Orada hani tembel hayvan vardı bir tane, böyle hareket etmiyor. Böyle bir hareketi yarım saate falan yapıyor. Yemin ediyorum sen ona benziyorsun. Vallahi bak. Neyse. Benim kardeşim bana mesaj attı. Kıyafet falan bir şeyler götüreceğim ona. Ben gidiyorum. Sen de şunu uyandır ya. Allah Allah, işe gitsin sonra ama onu da bizden bilir yani. Ha bir de söyle, Mevkıbe teyzeye falan dikkat etsin, yakalanmasın. Çünkü bunda tam bir yakalanacak enerjisi var. Vallahi yakalanır bu. Ay evin bir gecede aurası değişmiş. Yemin ediyorum, benim kütüsü falan yakmam lazım. Günaydın. Ha kardeşim. Ayhan. Kardeşim ne haber? Nasılsın, iyi misin? Nasıl olayım ya? İyisin. Valla. Çok mutsuzum Ayhan. Can Bey çok 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 ama çok kötü. Yıkıldı adam. Fotoğrafçılık kariyeri benim yüzümden bitti adamın. Nasıl üst üste hata yaptım ben bu kadar? Ne oldu, ne yaptın ki? Emre Bey'e inandım, onunla beraber oyun oynadım. Ya adam resmen kandırdı beni. Olan Can Bey oldu. Ya kardeşim kusura bakma ama ben yine hiçbir şey anlamıyorum ya. Ama bak kendini üzme tamam, ben ne olursa olsun ben senin yanındayım tamam mı? Bak hem biz ne yaptık? Ne yaptık? CC ile gittik. O hacker'ın adresini bulduk. Ciddi misin? Yani, ya Ayhan sen muhteşemsin ya. İnşallah işe yarar da Can Bey gitmek zorunda kalmaz. Ne oldu, nereye gidiyor ki Can Bey? Bilmem. Gider herhalde. Dönmez bir daha. Kızım. Sen var ya çok fena aşık olmuşsun ha. Ya acaba gidip konuşsan mı? Söylesen mi böyle her şeyi? Ne diyeceğim Ayhan? Ben senin kariyerini bitirdim ama sana aşık mı diyeceğim? Yalanları oynadım sana, Emre Bey'le işbirliği yaptım ama yine sana aşık mı diyeceğim? Sevgilim var olsun hiç önemli değil. Bile bile sana aşık mı diyeceğim? Yok. Zaten böyle dersen kollarını da koşmasını bekleyemeyiz. Neyse ya ne yapalım? Çok teşekkür ederim kıyafetler için. Ne demek kardeşim, umarım işine yarar ya. Vallahi ergenlikten kalma bir iki bir şey vardı, onları getirdim. Sağ ol. Ay, hala inanamıyorum ablamın benim için yalan söylediğine. Ben de inanamıyorum ya. İş yerinde olacağız, sabahlayacağız falan demiş. Ve bıraktığımda tüm gıcıklığıyla hala bizim evde uyuyordu. Neyse, hemen üstümü değiştireyim. Çok rahatsız oldum. Hadi görüşürüz Ayhan, ararım. Çok sağ ol. Hadi kaçayım o zaman. Ay çalıyor. Ne haber Emre? Ne haber Emre mi? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun, sabahtan beri ulaşamıyorum sana? Neredesin? Buradayım. Merak mı ettin beni? Ettim tabii merak. Hadi hazırlan. Saat 9'da savunman var. Biliyorum, biliyorum. Sana hep söyledim. Anladım. Şöyle güzelce giyin, hazırlan. Ben bekliyorum seni. Sen niye bekliyorsun?
E ben de geleceğim. Sen savunma yaparken dışarıda beklerim. Her şeyi atlatacaksın. Gör bak. Göreceğiz. İyi tamam hadi ben duştayım. Ya babamın şirketinden müşteri çalıyorum farkında mısın? Kimin için? Senin. Daha ne yapabilirim seni ikna etmek için? Emre beceremez bu işi. Yönetici olabilecek özelliklere sahip değil. Benimle hala ortak olmak istiyor musun? Abim şirketi satıp gitmek istiyor. Nasıl geçsin? Tahmin ettiğim gibi belirsiz süreli üyeliğimi askıya aldılar. Kendimi aklayana kadar. Anladım. Neyse hadi geç kalıyoruz. Nereye? Şirkete. Yok Emre yok. Ben gelmiyorum biraz. Kafamı dağıtacağım. Ya ne kafanı dağıtacağım ben anlamadım ki. Sabahtan beri insanlar seni merak etti. Hadi gidiyoruz şirkete. Yok Emre. Ya Emre Emre ne Emre'si ya? Ya çalışmayacaksan çalışma tamam. Ama insanlar açıklama bekliyor. Ayrılacaksan da adam gibi ayrıl. Hem bak, sen hem çay da demlemiştir bak. Ya çay diyorum, şirket diyorum, babamızın diyorum. E ben sana daha ne diyeyim ya? Çay diyorsun. Beni hassas noktamdan yakaladın. Tamam bir çay içeyim. Yani sırf çay için gelirim. Şey, kendini ikna ettim falan zannetme. Neredeydin sen yine? Nereye kayboluyorsun sen böyle zırt tırt ya? Bıktım seni takip etmekten anlıyor musun? Ay, ya abla ben elimde olmayan sebeplerden bir... Sus. Bu sana yaptığım son iyilikti sana. Onu bil. Tamam mı? Tamam. Günaydın Cici'ciğim. Kahven taze mi? Taze mi? Kahvem taze mi? Benim kahvem ne zaman bayat oldu? Ha? Taze mi? Bakalım, bakalım. Taze, taze kokuyor. Ama sen bu soruyu sorunca bayatladı benim kahvem şu anda. Aa, manyak mıdır nedir? Cey, Can Bey burada mı? Geldi mi? Hı? Aradı beni sabah sabah, rapor verdi bana. Tabii. Ben de dedim ki niye dedim gece arayıp rapor vermedin dedim. Kızdım, fırçaladım, suratına kapattım Can'ın telefonu. Öyle yaptım. Sen iyi misin ya? Her şey yolunda mı? Ha, değilim ya. Vallahi değilim. Sabaha kadar uyuyamadım. Bana bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor. Çok heyecanlıyım. Bana ne oluyor sana? Bana bir şey oluyor sana. Ne oluyor bana? Ha tamam sakin ol. Bir derin nefes al şimdi. Geri vermen lazım ya. Sen şimdi Ayhan'la muhteşem bir iş çıkardın ya. O çok stres yarattı sende. Olabilir. Muhtemel. Olabilir. Doğru. Evet. Benim o adrese gitmem lazım da benimle gelir misin? Gelirim. Gelirim. Ben de gelirim. İyi de Deren ona izin verin. Ben bütün gün yoktum ortada. Aa doğru vermez. Takık sana bir de kadın vermez ki. Ben giderim ya ben giderim. Öyle tatilinde giderim ben. Bir dakika ya. Hı. Bizim öyle tatilimiz mi var? Yok. Ama yasal olarak hakkımız bir şekilde ben ayarlarım onu. Tamam? İyi tamam. Ayhan'ı da arasana o da benimle gelsin. Öğlen 12'de buluşalım. Gelsin. Ayhan ne alaka ya? Nasıl ne alaka ya? Biz onunla çok iyi bir takım olduk. Çok iyiyiz biz. İkili olduk. Çok zeki bir kız biliyor musun? Acayip yani. O konuşmaları bilmem neleri çok iyi. İnsanları etkiliyor hemen. Ara hadi. Ayhan'ı arasana. Arasana Ayhan'ı. Ara ben bulamıyorum Ayhan'ı. Bu ara sosyal medyalarını bulmak için internete Ayhan Işık yazdım. Karşıma Ayhan Işık çıktı. Bir dakika. Ara artık. Cenk ara. Cenk. Ara. Bir Ayhan'ı arasana. Cenk. Sakin ol. Tamam arayacağım. Tamam. Arayacağım Ayhan'ı tamam. 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 Ben iyi değilim ya. Ben gideyim bir dosyaları falan toplayayım. Bir şeyler yapayım ben tamam mı? Of. Allah Allah. Ya Cece'nin nesi var? Bizim Ayhan'a aşık oldu Şapşal. Nasıl? Evet. Ayhan'a. Bayağı ilk görüşte aşk gibi. Aynen.
Günaydın. Can Bey'e çay getirdim size. Sağ ol sana. Telefonunuz. Evet, bu ara biraz fazla çalıyor. Afiyet olsun. Efendim Polen. Evet, bu ara biraz kapalıydı, evet. Emre Bey, siz dün gelemeyince ben toplantılarınızı şu şekilde organize ettim. Bugün bir saat sonra Atilla Bey'le yemek ayarladım. Uygun mudur sizin için? Uygundur. Tamam, harika. Burada haftanın diğer günlerinin programları var. Burada ödemelerimiz, burada da alacağımız ödemeler var. Hepsi bu kadar. Harikasın Leyla. Yani çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ha bu arada, siyah sana çok yakışmış. Yani hep renkli giyerdin, ne oldu? Ne bileyim, bugün içimden böyle geldi Emre Bey. Teşekkür ederim. Sen gerginim, bunu adam gibi düzenleyin, bu dosyalar olmaz. Bu olma... Ne iş var burada ya? Siz? İyi Aylin, sağ ol. Sen nasılsın? Hayrola? Merhaba Emre. Merhaba. Can, olanları duydum. Gerçekten çok üzgün olduğumu söylemek için geldim. Sağ ol, teşekkürler. Zahmet etmeseydin. Biliyorum, zaman zaman aramızda gerginlikler olabiliyor. Ama bunların hepsi işle ilgili. Burada senin kariyerin söz konusu. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz. İster inan, ister inanma ama sana, sanatına saygım sonsuz. Gerçekten çok üzgünüm. Sağ ol, teşekkürler. Bir şeye ihtiyacın olursa seve seve yaparım. Eyvallah, sağ ol geldiğin için. Eyvallah. Emre, seninle de 5 dakika konuşabilir miyiz? Aylardır görüşmüyoruz. En azından iki medeni insan gibi birbirimizin yüzüne bakabiliriz. Şu hale bak. Fikri harikada oturmuş, kahvemi içiyorum. Nasıl geldin buraya? Nasıl cesaret ettin? Ben eskiden burada çalışıyordum Emre, hatırlıyorsan. Biz nişanlıydık. Can'la da aramız gayet iyiydi. Ta ki baban bana iftira atana kadar. Biliyorum Aylin, biliyorum. Ama konumuz bunlar değil. Emre, gerçekten çok üzgünüm Can için. Yani olaylar nasıl bu hale geldi gerçekten bilmiyorum. Düşünsene, biz şu anda evli olabilirdik. Sevdiğim adamla sokakta el ele yürüyor olabilirdim. Yani çok şey mi istiyorum? Sana yüzük aldım, biliyorsun değil mi? Evet, biliyordum aslında. Günlerdir evlenme teklifini bekliyorum. Ama içinden gelmiyor herhalde, değil mi? Yani seninle alakası yok. Sen hem nişanı taktiği yapmak zorunda kaldı. Ortalık karıştı biraz. Yüzüğü de o takıyor. Senlik bir durum yok. Nasıl? Yüzük sen hem de mi? Evet. Verecek bana geri. Ben de sana daha güzelini alacağım. Bu yüzüğü takmanı istemiyorum artık. Emre. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Yani tuhaf bir evlilik teklifi oldu ama... hangi olayımız doğru ki? Bütün tuhaflığıyla kabul ediyorum.
Can'a ne zaman söyleyeceğiz? Şu belayı bir atlatalım. Abimle komple yapanı bulalım. Öyle. Doğru tabii, anlıyorum. Şu ortaklık işini de çözeceğiz en yakın zamanda. Aylin, aileme, abime, şirketime, kendime bile kazık attım. Hırslandım, düşünemedim. En yakın zamanda konuşacağız bunları. Sen şimdi düşünme bunları. Can'la ilgilen. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Vallahi çok sıcak ya. Evet, evet. Yokuş dik, bir de yokuş dik olduğu için. Annem. Aa, ne oluyor? Yalnız, ay. Aha. Dur oğlum. Ver. Öldüreceksin. Ne diyorsun ya? Gelsene buraya. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ne bileyim, öyle koşunca sürü psikolojisi herhalde. Ben de gittim. Ya adamların tiplerine baksana. Belki tehlikeli bir adamlar. Sen ne koşuyorsun onlarla beraber? Doğru diyorsun. Bir acayip bir yer burası ya. Bir şey diyeceğim. Sen zaten niye sanıma alıp gelmedin ki? Ne kadar kalabalık, o kadar iyi. O izin alamadı. Ya karışık biraz durumlar. Deren Hanım ona taktı da. Ben izin aldım, geldim. Allah'tan benim şöyle izin alma gibi dertlerim olmadı yani. Çünkü ben kendi işimin patronu olduğum için. Ya şimdi bugün de işte Muzo'yla yaşam koçluğu seansımız vardı. Dedim sen gelmedin, izin verdim kendime. Öyle mi? Yaşam koçluğuyla mı ilgileniyorsunuz? Aynen. İnternet site bakarsın, ayhanca.com. Olur, ilgilenirim. Olur, incele. 25 numara diyor. Valla geldik galiba şurası. Orası mı? Değişik duruyor burada ya. Bir şey diyeceğim. Ha. Bak şimdi, ne olursa olsun sakinliğimizi koruyoruz, tamam mı? Hı hı. Yani sonuçta çocuğa diyeceğiz, senin patronun kim, sen kimin ekrisin falan. Ve öğrenmek istediğimiz şey belli, onu öğrenelim ve odamızdan kaymayalım yani. Hı hı. Vallahi girdik böyle yasa dışı işlere. Allah sonumuzu hayretsin. Şey yapma ya, ben arkandayım, ben güven bana. Bundan korkuyorum ben zaten. Ha. Ne yapıyorsun? Gelsene buraya. Hı, geleyim mi? Şey oldu. Aha. Hadi geç. Yo, siz kadın olarak önden buyurun. Kibarlığın sırası değil bence. Cesaretin zamanı şu an. Cesaretse olur. Tamam. Efendim? Emre, Can yanında mı? Arıyorum, ulaşamıyorum. Yine her zamanki gibi telefonu kapalı. Yok, şirketin dışındayım ben. Toplantıya gidiyorum. Ne oldu? Şimdi internet sitesine ihbar çektim. Araya birilerini soktum, tehdit ettim. Sonunda da bir hacker'a ulaştım. Ne diyorsun sen? Adres ne? Şişli Seher Sokak, No 29. Tamam. Ben gidiyorum, abimi de ararım. Tamam. Çıkınca mutlaka ara ama. Gülis, abime ulaş acil. Beni arasın. Tamam. Tamam. Yani Ayhan, gerçekten çok profesyoneldin. Harikaydın. Böyle sinsi sinsi sorularla yani hayran kaldım ya. Ama ben de şey yaptım. Mesela öyle durdum, pis pis baktım. O da bir teknik. Evet. Ya acaba bu adres doğru mudur ya? Bizi geçiştirmek için falan vermiş olmasın bunu? Hayır canım, sanmıyorum. Gözü bayağı korkmuş duruyordu. O ne? Aa. Emre Bey? Emre Bey mi? Ha, Emre Bey. Benim patronum Can Bey'in de kardeşi. Hı. Emre Bey, sizin ne işiniz var burada? Metin aradı beni. Sizin ne işiniz var? Biz de şeyi bulduk, adamı bulduk. Hacker tutan adamı. Adını ve adresini aldık. Kimmiş? Kim? Pardon, alabilir miyim? Lütfen. Hilmi. Soyadı yokmuş demek. Var da sana söylemiyoruz. Öyle deme, öyle deme. Kovulurum. Antipatik olmayalım. Tamam. Ben hallederim. Pardon. Efendim? Alo, ne oldu Emre? Abi, hacker olmuş, çalışan adam bulduk. Oraya gidiyorum şimdi.
Adresi yolla hemen geliyor. Diyor. Siz gidin. Çok kalabalık olmasın. Ben halledeceğim. Tabii Emre Bey. Karşı adresi yazıyorum. Emre Bey de gidecekmiş. Acele bir yolunu bul çık. Tabii Emre Bey mi? Ya adresi biz bulalım. Adam bize kalabalık desin. Sen olsan tabii Emre Bey. Tamam şimdi benim patronum ne yapayım? Zaten benim kovulma fobim var. Karşı mı çıkayım adama? Hiç sevmedim ben bunu. Sana bir de haber verdim. Hı hı. Buyurun. Kolay gelsin abi. Senin? Senin ne işin var burada? Ayhan söyledi burayı. O bulmuş adresi. Anladım. Abim bu yaptıklarını öğrenince çok sevinecek. Kendi suçluluk duygumu bastırmak için geldim ben buraya. Anladım. Ben de bazı hatalar yaptım, kabul. Seni de alet ettim. Abimi yanlış değerlendirdim. Artık oyun falan yok. Sana söz veriyorum. Hadi gel şu işi halledelim. Abicim arabayı burada bırakma. Çekiciler anında götürüyor vallahi. Çok uğraşırsın sonra, yazık. Anladım. Ben hemen geliyorum. Hilmi diye biri oturuyor mu bu apartmanda? Evet. Giriş katı 4 numara. Şurası. Burası mı? Evet evet burası. Tamam, kolay gelsin. Sen misin? Evet, siz kimsiniz? Ben para verdiğin hacker arkadaşının bir arkadaşıyım. Aç kapıyı! Git yoksa polis çağırırım. Çağır, benim işime gelir. Sahte internet sitesi kurup Can Divit'e kurmaktan kaç yıl yatarsın gibi. Aç kapıyı. Ben bir şey yapmadım. Can Divit'i tanımıyorum. Benim bir suçum yok. Gidin lütfen. Hilmi, aç şu kapıyı. Sadece konuşacağız. Bak bana kırdırma kapıyı. Avukat çağırmak istiyorum. Beni tehdit edemezsiniz. Tamam mı? Gidin diyorum size. Bak sadece 2 kişiyiz. Tamam mı? Can Divit'le ne derdin var? Benim bir derdim yok. Tanımıyorum. Biri zorla yaptırdı bana. Ya kim zorla yaptırdı? Açar mısın kapıyı? Kimin ne derdi var Can Bey'le? Kime çalışıyorsun? Benim çalıştığım kişi... Bana çalışıyor. Hadi yürü git. Ne? Yürü. Emre Bey. Emre Bey ne diyorsunuz ya? Şaka mı bu? Siz mi tuttunuz bu çocuğu? Ya öyleyse niye geldiniz o zaman buraya? Beni niye getirdiniz? Burada olmaması gerekiyordu zaten. Para verdim yurt dışına kaçsın diye. Ama gitmemiş. Seninle daha sonra görüşeceğiz. Gerçekten inanamıyorum. Nasıl böyle bir şey yaparsınız ya? Ya bunları yaparken onun yüzüne nasıl bakıp gülebildiniz? Benim aklım gerçekten almıyor. Nasıl yaptınız bunu? Sana hiçbir şey açıklamayacağım Sanem. Lan ben Can Bey'in yüzüne nasıl bakacağım ya bundan sonra? Siz nasıl bakacaksınız? Ha? O sizin kardeşiniz ya. Mahvoldu. Ne kadar üzüldü farkında mısınız? Siz ne kadar soğukkanlısınız. Çek git buradan. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Bana her şeyi olan biteni tek tek açıklamak zorundasınız. Can Bey'e neden böyle bir şey yaptığınızı... Nasıl bir pisliğin içinde olduğunuzu her şeyi açıklayacaksınız bana. Sanem, sana hiçbir şey açıklamayacağım. Sen de çek git buradan. Hiçbir yere gitmiyorum. Her şeyi açıklayacaksınız dedim. Can Bey öğrenecek ne kadar iğrenç bir kardeşi olduğunu. Her şeyi anlatacağım ona. Anlat. Kendi payını da anlatacaksın mı? Ha? Hırsız gibi evine girdiğini, bilgi çaldığını, kampanyaları bana getirdiğini anlatacaksın mı? Ha?
Bunları da anlat ama. Siz hayatımda gördüğüm en kötü insansınız. Her ne olursa olsun Can Bey'e her şeyi anlatacağım. Bana ne anlatacaksın sen? Can Bey. Evet. Bana ne anlatacaksın sanırım? Can Bey, bu adam. Polis çağıralım. Tamam. Öyle halledelim, tamam mı? Can Bey. Biri kaçıyor. Aydın Hanım planladı her şeyi. Beni nereden tanıyorsun? Sizin şirketinizde staj yapmıştım. Aydın Hanım bana para verdi, bütün fotoğrafları yükletti. Emre Bey, ne olur hapse girmek istemiyorum. Sus! Beni iyi dinle. Dediklerimi birebir yapacaksın, tamam mı? Anladın mı beni? İyi. Evet, iyiyim. Gel buraya. Çok korkuttun beni. Sana bir şey olmasın. Emre Bey nerede? Adamın peşinden gitti. Ne söyleyecektin onu? Can Bey, aslında ben... Geç buraya. Geç! Gel lan buraya. Az daha öldürecektin lan kızı. Az daha öldürecektin. Abi sakin ol. Can Bey lütfen. Can tamam, Bey. Tamam sakin ol. Sakin ol. Sanem kurtardı seni. Sanem kurtardı seni. Çocuğun izini ol bulmuş. Ona ne kadar teşekkür etsek az. Kimsin lan sen? Derdin ne benden? Geç. Geç, anlat tek tek. Geç! Can Bey, ben yaptım. Ben internet sitesine yükledim fotoğraflarınızı eski tarihle. Onu biliyoruz. Kime çalışıyorsun? Fotoğrafları nereden buldun? Kim verdi sana fotoğrafları? Kimse vermedi, kendi fikrimdi. Hacker bir arkadaşımla sizin şirketin sistemine girdik. Orada projenizin dosyasını görünce onu kullanalım dedik. Onu kullanalım dediniz. Çok iyi yaptınız. Sıkıntın ne oğlum senin benimle? Can Bey, size özel bir şey değil. Sizin şirketinizde staj yapıyordum. Attılar beni. Ben de intikam almak istedim. İşi alamadın, patronu mahvedeyim dedim. Çok iyi yaptın, bravo. Bravo. Sen daha çok staj yaparsın. Dua et. Çok daha önemli bir meselen var, yoksa seninle uğraşırdım. Dua et. Sanem'in başına kötü bir şey gelmez. Git dışına var mı? Sakin ol, tamam mı? Can Bey. Can Bey, lütfen. Polis çağırdı mı Emre? Aradım, Metin geliyormuş. Polislerle birlikte. Ne polis Emre Bey? Sus. Bir hastaneye gidelim, başını gösterelim. Darbe aldım başına. Yok yok Can Bey, hiç gerek yok. Sanem, lütfen. Vallahi aferin be bize. Nasıl yaptık ama, nasıl konuşturduk adamı, değil mi? Evet, gerçekten bravo bize. Çak.
Çok heyecanlıydı ya. Acayip heyecanlandım bazı yerlerde. Vallahi James Bond gibi hissettim kendimi. 007 James Bond var ya, 007. O da Antalyalı mı ne? Aşağıdan anladım. Yaptım yine. Çok iyi. Ya bir dakika ya. Sen James Bond oluyorsan ben ne oluyorum? Sen de Jane oluyorsun. He, o tarzının şeysi değil miydi ya? Evet. Aa, doğru. Bir an heyecanlandım. Ben hepsini karıştırıyorum böyle. Birbirlerini şey yapıyorum. Sen niye heyecanlısın ki hala? Bitti gitti işte. Olay yerini de terk ettik. Heyecan oluyor. Bir su yok mu ya? Bir su içsem ben. Ha, ileride büfe var. Alırsın oradan. Şey yapsak, bir yerde otursak hem sohbet ederiz. Ha. Ne konuşacağız ki? Ne konuşacağız? Senin yaşam koşulunu konuşalım. Bana bilgiler ver. Hatta yardımcı olursun belki bana. Ha, yaşam koşulu. Şey, olur yani. Bak zaten bizim işimiz konuşmak üzere. Sen anlatacaksın. Ben sana böyle yol göstereceğim. Olur olur. Yol göstersen bana. Hatta oturacağımız yeri de göster. Oradan başlayalım. Tamam, gösteririz. Şu ileride bir yer var ya. Ha, tamam. Aa, hayır, ben seni bizim mahalleye götüreyim. Tamam, olur. Emre Bey, hapse girmek istemiyorum. Ne olur Emre Bey. Emre Bey, ne olur. Ya istemiyorum Emre Bey. Anlattım size her şeyi. Emre Bey, ne olur. Hapse girmek istemiyorum. Ne olur Emre Bey. Onu yaparken düşünecektim. Emre Bey, ne olur yapmayın. Çok sağ ol arkadaşlar. Eyvallah. Emre, sen evin yanında dur üstüne. Ben arabaya gideyim. Şöyle basın. Konuşmamız lazım. Ne konuşacaksınız ya? 5 dakikada kurmuşsunuz tezgahı. Can Bey'in her şeyi öğrenmesi lazım. Ya söylesen ne olacak? Beni de silecek, seni de silecek. Sonra çekip gidecek. Hayatında kimseye bir daha güvenmeyecek. Ya sana söz veriyorum. Hepsini düzelteceğim. Neyi düzelteceksiniz ya? Bana söylediğiniz yalanları nasıl geri alacaksınız? Beni alet ettiğiniz oyunları nasıl geri alacaksınız? Ben nasıl bir pisliğin içine düştüm ya? Senem. Senem gel. Gel. Tamam, tamam, bırakın. Bir saniye dinlenir misin şurada? Çok pişmanım. Hata yaptım. Ya bütün bunları düzelteceğim. Söz veriyorum. Tamam. Yani hatalı olduğunuzu kabul ettiniz. Pişmansınız. Oturalım konuşalım Can Bey'le her şeyi. Ya abimi tanımıyorsun. Yalandan dolandan nefret eder. Anlasak da anlamaz. Beni hayatından silecek. Nereden biliyorsunuz? Belki öyle olmayacak. Belki de... Biliyorum. Prensiplerine ne kadar bağlı olduğunu biliyorum. Annemi de sildi. Bir daha görüşmedi onunla. Seni de, beni de siler. Gerçekten artık ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ya bugün konuşma yeter. Yarın ben bütün bunların hepsini halledeceğim. Sana söz veriyorum. Son kez bana güven. Son kez. Hilmi'ye ne olacak? Sizin yüzünüzden hapiste mi yatacak çocuk? Onu halledeceğim. İnan bana. Halledeceğim. Tamam mı? Selam. Sanem, ne oldu sana? Bir şey yok. Küçük bir sırık sadece. Önemli bir şey değil. Geçmiş olsun. Kardeşim, evimizin aydın temize çıktı mı? Kalan işlerle ilgilenirsin değil mi? Merak etme. Sanem, hadi gel, hastaneye gidelim. Can Bey, gerçekten gerek yok. Ben evde hallederim bir şekilde. Sanem, gider misin arabaya? Hadi. Ben de geleyim. Bir şey lazım olur. Gel. İhtiyaç olursa. Bakkalı açıp bırak geldim ama değdi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Oh, çok güzel. Ev pastasının hali başka. Ev değil, senin pastanın hali başka. Yoklu be. Böyle yanlardan ha? Yok canım, ne alakası var? Rejime mi girsek? Yok canım, neyim var? Değil mi? Hiçbir şeyin yok. Sen iyisin de ben biraz sanki böyle hafif kilolanmışım gibi geldi. Ay, huzursuz etme insanı. Yok be bir şey. Yok, tamam. Kapı çal ben. Ye ye sen ye. Bir iki tane daha al. Alayım alayım. Yolluk yolluk alayım ben.
hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun, buyurun. Sanem kafana ne oldu? Buyurun, buyurun. Anne Sanem. Yok, bir şey olmadı. Kafamı çarptım bir yere sadece. Önemli bir şey değil. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Terli geleyim size. Aa, tabii. Çok haklısınız. Biz aşık değiliz. Tabii, o yüzden. Zahmet verdik size de. Şöyle koyuyorum ayakkabıları. Tabii, tabii. Emre ben. Canın kardeş. Çok memnun oldum. Leyla çok uzun uzun bahsetti sizden. Çok memnun oldum. Ha, buyurun ben size hemen yol göstereyim. Buyurun. Nihat. Nihat. Ha? Aa. Can Bey evladım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Merhaba Emre ben. Merhaba Emre Bey. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Ayakta kaldınız. Lütfen buyurun buyurun. Buyurun. Aman. Kullanmıyorum zaten. efendim Sanem çok ufak bir kaza geçirdi ama hiç endişelenecek bir şey yok. Hiç merak etmeyin. Ben hastaneye götürdüm. Şimdi bizzat eve getirmek istedim. Ama hiç merak etmeyin. Endişelenecek bir şey yok. Gayet iyi durumda. Sağ olun. Allah Allah. Kapıda önemli değil dedin sen bana. Ne oldu çocuğum, iyi misin? İyiyim. Abartılacak bir şey yok anne. Ay Can Bey. Bu kız çocukluğundan beri hep sakardır. Çarpar, döker, vurur. Hep kendine hep böyle bir zarar verir ya. Sana mi sakar? Gerçekten mi? Ben ya hiç şahit olmadım sakarlığına. Çok şaşırdım şu an. Enteresan. Biz kalkalım isterseniz. Ya olur mu? Daha yeni geldiniz. Bir çayımızı için hem zahmet etmişsiniz o kadar. Sanem'i getirmişsiniz. Lütfen buyurun oturun. Çok sağ olun. Benim de işim var. Gitmemiz lazım. Emre Bey, bu arada biliyorsunuz Leyla çok çalışkandır. Hani böyle siz eğitime yollayınca bir mutlu oldu, bir mutlu oldu. Sağ olun. Rica ederim. Yani Leyla'nın bizim için yeri ayrı. Sağ olun. Hadi geçelim mi? Geçelim. Yalnız Sanem'in sabaha kadar uyumaması gerekiyormuş. Doktor öyle söyledi. Öyle yani. Sanem biz seni sahilde dolaştıralım istersen. Ne dersin? Yok yok, hiç gerek yok. Teşekkürler, ben hallederim. Tamam peki, öyle olsun. Görüşürüz. Görüşürüz efendim. Güle güle. Ben size uğurlayayım. Buyurun. Buyurun Can Bey. Buyurun lütfen. Kız kovmaktan beter ettin adamları. Bir çıkın gidin demediğin kaldı. Allah Allah. İyi misin? Ya niye sakarlık yapıyorum ben? Niye böyle yapıyorum? Bak her yerini vuruyorsun, çarpıyorsun. Yazık değil mi anne? Ben en iyisi üstümü değiştireyim bir an önce. Allah! Ben gerçekten artık yıldım. Bu sıcaklardan da yıldım. Allah iyiliğini versin senin. Allah iyiliğini versin. Ay ne olacak bu çocuğa? Niye canı sıkkın bu çocuğun? Ay ne oldu bu çocuğa? Böyle olmaz normalde.